Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte portakallı, yer elmalı kereviz tarifi paylaşmak istiyorum. Gerçekten muhteşem bir lezzet ortaya çıktı. Farklı bir yorum kattım kerevize. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Zeytinyağlı severler bu tarifi kaçırmasın diyorum. Kışın en yararlı sebzelerinden biri olan zeytinyağlı kereviz tarifi paylaşacağım bugün sizlerle. Ayrıca yer elması ilave edeceğim zeytinyağlı kerevizimi. Şimdi soyup suda bekleteceğim kararmaması için. Daha sonra tarifin detaylarıyla birlikte görüşürüz. Evet, şimdi yıkayıp soydum güzelce. Daha sonra da böyle limonlu suda bekleteceğim. Şimdi soğanlarımı kavurma işlemine geçiyorum. Önce onları ay şeklinde ya da isterseniz küp küp doğrayabilirsiniz. Ben ay şeklinde doğrayacağım. Şöyle 2-3 diş kadar da sarımsak ilave edeceğim. Ben sarımsaklarımı bütün olarak ilave edeceğim. Sadece şu kök kısımlarını almak istiyorum. Dilerseniz ikiye de bölebilirsiniz. Evet, soğanlarımı doğrama işlemim bitti. Şimdi tavam alıyorum. Şimdi de havucumu doğruyorum. Ben görseli güzel olduğu için bu şekilde doğruyorum. Siz istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Şimdi tencereme yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım ve havuçlarımı sıvı yağda rengi çıkıncaya kadar kavuracağım. Zeytinyağını daha sonra ilave edeceğim. Çünkü zeytinyağının yanma derecesi düşük olduğundan daha sonra ilave edersek zeytinyağlımız daha sağlıklı olur. O yüzden az bir sıvı yağda şimdi havuçlarımın rengini verinceye kadar soteleyeceğim. Şimdi de soğanla sarımsağımı soteliyorum. Şimdi de portakalımla limonumu sıkacağım. Sebzelerim sotelenene kadar. Ben bir adet portakalın tamamını kullanacağım. Şimdi de limonu sıkacağım. Eğer çok ekşi olsun istiyorsanız tamamını da kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Ben ilk olarak yarım limon kullanacağım şimdi. Eğer daha sonra tadına bakacağım. Eğer istediğim lezzette değilse biraz daha ilave edebilirim. Evet, şimdi hazır, kenarda bekletiyorum. Soğanlarım güzelce sotelendi. Şimdi bağlaması için şöyle bir tatlı kaşığı kadar un ilavesinde bulunacağım. Şimdi unumu kavuruyorum. Hafif kokusu çıktıktan sonra kerevizimi ve yer elmalarını ilave edeceğim. Şimdi de yer elmalarını ve kerevizimi ilave ediyorum. Şöyle bir çevirdikten sonra suyunu ve limon suyunu, tuzunu, şekerini ilave edip kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Şöyle bir süzgeç yardımıyla portakal suyunu ilk olarak ilave ettim. Çekirdekleri gitmesin istedim. Şimdi şöyle yarım su bardağı kadar da normal su ilave ediyorum.
Şimdi şöyle yarım tatlı kaşığı kadar da kaya tuzu ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı da şeker ilave edip kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Daha sonra kerevizin taze yapraklarından da ilave ettim ve kısık ateşte pişirdim. Gördüğünüz gibi suyunu çekmek üzere. Bir çatal yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Eğer iyice yumuşamışsa kapatıp soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Evet, şöyle bakıyorum, yumuşamışlar. Şimdi indireceğim ama indirmeden önce dediğim gibi bir miktar zeytinyağını gezdirip kapağını kapatacağım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.